Evet arkadaşlar, burada da domates doğradım 4 kilo. Hafif kaynattım onları. Bunda sos yapacağım arkadaşlar. Kahvaltılık sos. Kabuklarını soymadım arkadaşlar. Süzgeçten geçireceğim hepsini. Burada da kapya biberim var arkadaşlar. Onları da koyuyorum. Güzelce bir kaynatacağım. Yeşil biber ilave edeceğim arkadaşlar, sarımsakla. Güzel bir kahvaltılık tarifi de çıkıyor bu arada. Sosuma 4 kilo domates kaynatmıştım önceden. 1 kilo da kapya biber koydum. Şimdi 4 tane de yeşil biber koyuyorum. Aşama aşama göstereceğim arkadaşlar. Kabuklarını hiç soymadım arkadaşlar. Bu kaynayacak. Güzel bir kaynatacağım. Burada da taranam kaynıyor arkadaşlar. Sosum başladı kaynamaya. Kahvaltılık sosum arkadaşlar. Burada da bir tane patlıcanı soydum. Ufak ufak doğrayıp onu da katacağım arkadaşlar. Patlıcanımı da bir güzel doğradım. Onu da katıyorum. Kaynatmaya devam. Sarımsaklarını şimdi soyacağım arkadaşlar. İlk önce domatesleri kaynattım. Arkadan kapya biberlerini, yeşil biber koydum. Şimdi de sarımsağını veriyorum. Şöyle doğradım. Hepsi birlikte güzelce kaynasın arkadaşlar. İç kabuklarını filan soymaya gerek yok. Bunları sonra süzgeçten geçireceğim arkadaşlar. Sirkesini koyacağım, sıvı yağsını, biraz baharat koyacağım. Arada hep karıştırmak istiyor dibi yapışmasın. Tuzunu vereceğim. Şöyle bir kaşık tuz verdim arkadaşlar. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı sirke. Karıştırmaya, kaynatmaya devam. Kıvam almaya başladı. Kaynarken de sağa sola sıçrıyor arkadaşlar. Biraz ocak battı. Sonra temizler, sıkıntı yok. Yeter ki sosumuz güzel olsun. Evet arkadaşlar, sos kıvam almaya başladı. Şöyle onu biraz daha lezzetlendirelim arkadaşlar. Biraz kimyon, bir şeker kaşığı, bir çay kaşığı karabiber, biraz acı olsun arkadaşlar, iki kaşık pul biber. Biber salatası da koyuyorum arkadaşlar. Kıvamını arttırsın, lezzetlendirsin. 2 kaşık. Harika bir sos oluyor. Bunları sonra süzgeçten geçireceğim arkadaşlar. Bayağı bir koyulttu kendimi. Kapatıp soğutup arkadaşlar süzgeçten geçirip tekrar bir kaynatıp kavanozlarına koyacağım.
Evet arkadaşlar, akşam sosunu kaynattım. Yetiştiremedim, süzgeçten geçirmeye dolaba koydum. Bugün de kalan işlemlerini yapıyorum arkadaşlar. Şöyle alıyorum sosumdan. Bunu bir güzel arkadaşlar buradan geçireceğim. Ellerimi yıkadık güzelce. Şöyle harika bir sos tarifi verdim arkadaşlar size. Bunu tekrar kaynatıp kavanozlayacağım arkadaşlar. Şimdi kabukları kalsın diye süzgeçten geçiriyorum. Tencerem burada, koyup kaynatacağım. Buraya da kabuklarını koyarız çıkan. Evet arkadaşlar, kolay gelsin bakalım. Güzel bir sosla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sadece kabukları kaldı. Sosu altında mükemmel bir sos arkadaşlar. Bunu da leğene koyacağım buraya çöpünü. Tekrar sos koyacağım arkadaşlar. Sosumuzu süzgeçten geçirdim arkadaşlar. Tencereye koyacağım. Öteki tencere ufak geldi. Kaynattığım tencereye koyacağım tekrar. Harika bir sos arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaynamaya veriyorum tekrar. Bunlar da çıkanlar arkadaşlar, bu kadar. 4 kilo domates koymuştum. 1 kilo kapya biber. 3-4 tane yeşil biber, sarımsak, sirke, 1 çay bardağı, 1 çay bardağı sıvı yağ koymuştum arkadaşlar. Kaynattım, süzgeçten geçtim. Şimdi tekrar kaynatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sosumuzu ocağa koydum. Öyle şahane bir sos olmuş ki, ketçaptan daha güzel bir sos olmuş arkadaşlar, tadıyla, kıvamıyla. Harika bir sos arkadaşlar. Şuraya bakın, ısrar gibi. Evet arkadaşlar, bu sosu muhakkak yapın derim size. Ketçaptan güzel bir sos oldu arkadaşlar. Bu da benim tarifim. Kendim denedim arkadaşlar, katarak malzemelerini. Süper lezzetli bir ketçap diyelim arkadaşlar ya. Sos da deneyelim, o kadar güzel oldu. Şimdi kaynatıyorum. Kavanozlara koyacağım arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Harika. Tadı da harika. Tesadüfen keşfettiğim bir sos oldu bu arkadaşlar. Artık favorilerimin arasına girer, seneye de yaparım. Yalnız kaynatırken dikkat edin arkadaşlar. Sıçrama yapıyor her tarafa. Onun için devamlı karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kaynasın. Hemen şişelere dolduracağım. Fazla da kaynatmama gerek yok. Koyuluğu zaten iyi. Böyle devamlı karıştırmak istiyor. Arkadaşlar öyle bir tarif ki, nasıl anlatsam size. Ketçaptan güzel diyorum işte. O kadar, siz anlayın yani. Ev yapımı ketçap dese geri var arkadaşlar. Tam tarifini de verdim. Yapanlar çok memnun kalacak arkadaşlar. Makarnayla kullanın, kahvaltıda kullanın. Köfte yanında gider. Her şeyle gider arkadaşlar bu sos. Sosumu kavanozlayacağım artık arkadaşlar. Kaynıyor. Fazla altını açamıyorum. Hemen taşıyor arkadaşlar dışarıya.
Böyle yavaş yavaş kaynattım. Parlaklığa bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi kavanozluyorum artık. Evet arkadaşlar, sosum oldu. Tam kıvamında, tadıyla, görüntüsüyle harika bir sos arkadaşlar. Bu sosu kullandığınız zaman ketçap aramayacaksınız kesinlikle. Yapan herkese afiyet olsun arkadaşlar. Bizlere de afiyet olsun.